Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. T-155 fırtına 2007 yılı sonunda 2008 Ocak ayına doğru Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı gerçekleştirilen Güneş Harekatı'nda kullanıldı. Bunun yanı sıra T-155, 2012 yılında yaşanan Suriye-Türkiye sınır çatışmalarında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında da kullanıldı. Binlerce haini tek başına temizlediği bilinen bu obüsü bugün sizlere detaylarıyla anlatmak istiyorum. T-155 fırtına, Türkiye tarafından üretilen Kunda motorlu topçu sistemine sahip bir obüs. Üzerine monte edilmiş 12 adet hidropinomatik süspansiyon ünitesi ve tekerlerinden oluşan gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde engebeli arazi dahil her türlü arazide rahatça harekat icra edebilmektedir. Güç ağırlık oranı 21 beygir bölü ton olan fırtınanın harekatlarını uzun süreli destekleyebilir. Adop 2000 sistemine sayısal olarak entegre edilmiş olan fırtına, sahip olduğu Aselsan ürünü 9600 serisi frekans atlamalı sayısal telsizler vasıtasıyla emniyetli, güvenilir, esnek, süratli, mobil, beka kabiliyeti yüksek, elektronik harp korumalı etkin bir ses ve veri haberleşmesinin tesisine ve atış esaslarının süratle takibine imkan tanımaktadır. Obüsteki muharebe sistemleri, fırtına atış kontrol sisteminin hesapladığı atış komutlarını alma ve gönderme yeteneğine sahiptir. Fırtına hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabilmekte ve ilk 15 saniye içinde ani atış olmak üzere 8 atımlık bir atış görevini 1 dakika içinde tamamlayabilmektedir. Obüs atış görevinin tamamlanmasını müteakip 30 saniye içinde mevzisini terk edebilmektedir. Obüs, sahip olduğu içeriden komuta edilebilen otomatik namlu yol kilit sistemi vasıtasıyla kısa sürede mevzi değiştirebilmekte ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indirmektedir. Fırtınanın Aselsan tarafından geliştirilen özgün atış kontrol sistemi 4 ana bölümden oluşmaktadır. Ataletsel seyir sefer sistemi, atış kontrol bilgisayarı, otomatik namlu yönlendirme sistemi ve ilk hız ölçme radarı. Obüs, ataletsel seyir sefer sistemi sayesinde tevcih hattı istikamet açısını 0.3 milyem, mevzi koordinatlarını 17.5 metre ve mevzi rakımını 10 metre doğrulukta tespit edebilmektedir. Obüs ayrıca mevcut sistemlerin aksine tevcih herekli nişan dairesi, nişan çubuğu gibi alet ve avadanlığa ihtiyaç duyulmadan çok kısa bir süre zarfında mevzilenebilmektedir. En önemli özelliği 8-25 km arası mesafelere yapılan atışlarda farklı namlu açılarından ard arda atılan 3 merminin hedefe aynı anda ulaşması ile 3 adet obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilmesidir. NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen fırtına, 48 adet silah bayı kıta yüklü mühimmata sahiptir. Elektrikle çalışan ve elektronik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs, ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için dakikada 2 atım gerçekleştirebilmektedir. Obüs, 52 çap uzunluğunda, monoblok olarak imal edilen ve 23 litrelik yanma odası hacmine sahip bir namlu ile donatılmış olup, hali hazırda MKE tesislerinde üretilmektedir. 155 mm M44T ve M52T Kunda motorlu obüs modernizasyon programlarından alınan dersler ışığında, Türk Kara Kuvvetleri Topçu Birliklerinin taktik ve teknik kullanım konseptleri ve geleceğin muharebe sahası ateş destek ihtiyaçları dikkate alınarak 1995 yılında T-155 Fırtına Modern Obüs Geliştirme Programı'na başlanmıştır. Program kapsamında tasarım ve prototip üretim çalışmalarına Kara Kuvvetleri Teknik ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı, Silah ve Mühimmat Şube Müdürlüğü proje yönetiminde 1995 yılında başlanan ve azami menzili 30 km olan 155 mm 39 kalibre namluya sahip ilk prototip 1997 yılında üretilmiş, ancak
daha uzun menzil ihtiyacı neticesinde yeni obüsün 155-52 kalibre silah sistemine sahip olması kararlaştırılmıştır. Kara kuvvetleri ihtiyacına yönelik olarak 40 km menzilli, 155 mm 52 kalibre silah sistemine sahip ikinci prototip obüsün üretimine 2000 yılı içerisinde başlanmıştır. Obüsün gövdeye kule tasarımları ve analizleri modern tasarım programları kullanılarak tamamen bilgisayar ortamında yapılmıştır. Prototip obüsün gövde, kule ve süspansiyon sistemlerinin üretimi Eylül 2000'de, yurt dışından tedarik edilen komponentlerin entegrasyonu ise Aralık 2000'de tamamlanmıştır. Prototip üretim çalışmaları sırasında Türkiye yeni obüste Almanya üretimi PZH-2000 obüsünün alt sistemlerini kullanmayı planlamış, ancak Alman Federal Güvenlik Konseyi'nin PZH-2000 obüsünün alt sistemlerinin satışına yönelik ihracat lisansını onaylamaması üzerine söz konusu sistemler Güney Koreli Samsung Techwin şirketinden tedarik edilmiştir. Prototip obüs tek top, tek batarya konseptine uygun olarak at ve gözde prensibine göre tasarlanmıştır. Temmuz 2001'de bazı alt sistemlerin tedariğine yönelik olarak Güney Kore ile Türkiye arasında bir kontrat imzalanmıştır. Halihazırda güç paketi dışında kalan tüm alt sistemler Türkiye'de üretilmiştir. T-155 Fırtına obüsünün en güncel versiyonu olarak geliştirilmiştir. Sakarya Arifiye'de faaliyet gösteren MSB 1. Anabakım Fabrikası, yeni nesil obüs Fırtına 2'nin seri üretimine başladı. Toplam 140 adet sipariş alan fabrika, bir yıl içinde en az 30 adet Fırtına 2'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmeyi hedefliyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.